İyi akşamlar sevgili seyirciler. Onda 10 sağlık programına hoş geldiniz. Popüler konuları işlediğimiz gibi sizden gelen istekler üzerine ilginç konularda da konuşmalarımız devam edecek. Yayınımız esnasında ekranın sol tarafında görülen soru sorma butonuna basarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz anestezi. Konuğumuz anestezi uzmanı Doktor Kemal Gülsoy. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar Serhan Bey. İyi akşamlar. İsterseniz yavaş yavaş konumuza başlayalım. Öncelikle anestezi ne demek? Şimdi anestezinin çıkış kökeni ya estezi'den geliyor. Estezi demek hissedebilmek, algılamayla ilgili bir durum. Anestezi de bunların tamamen yokluğu demek. Yani biz ameliyatta sağladığımız hastanın algı duyusunu ve hissedebilme duyusunu yok etmek. Anestezi bunların yokluğu demektir. Peki anestezileri neler acaba? Tekrar alabilir miyim soruyu? Anestezi tipleri neler acaba? Anestezi tipleri olarak biz hastalara daha çok genel anestezi, yani hastaların anlayacağı şekilde, daha yani onların narkoz dediği ya da komple uyuma şeklinde genel anestezi çeşidimiz var. Bu genel anestezi çeşidimizde hastaya damar yolu açarak bazı ilaçlar veriyoruz ve hastayı komple bir hem bilinç kaybına uğratıyoruz hem de ameliyat sırasında hatırlamamasını sağlıyoruz. Hem ağrı duymamasını sağlıyoruz. Aynı zamanda ameliyatın türüne göre hastaya tamamen bir kas gevşemesi de sağlayabiliyoruz. Bu genel anestezi. Bunun aşamaları vardır vesaire. Diğer anestezi çeşidimiz de bu rejyonel anestezi diyoruz. Daha çok böyle ekstremite ameliyatlarında kullandığımız, halk dilinde bu spinal anestezi olarak biliniyor daha çok. Kullandığımız anestezi. Kol bacak ameliyatında yani. Evet, o şekilde. Burada hasta tamamen bir bilinç kaybı olmuyor. Sadece ameliyat olacağı bölgeye yönelik bir şekilde santral bir uyuşturma yöntemi kullanıyoruz. Burada ama bu yöntemde bilinçsizlik meydana gelmiyor. Peki ameliyat öncesi hazırlıkları, ameliyat esnasında olanları ve ameliyat sonrasını bize kısaca özetleyebilir misiniz? Ameliyat sırasında başımıza neler geliyor? Ameliyat öncesinde biz hastaları neye göre hazırlıyoruz? Öncelikle bir hastanın ameliyat olacağı, yani ameliyat çeşidini göz önünde bulunduruyoruz. Mesela bir safra kesesi ameliyatı mı olacak ya da ortopedi ameliyatı mı olacak, beyin cerrahisi mi ameliyat edecek? Ona göre istem çeşitlerimiz var. Bunlar içerisinde hastanın yaşı çok önemli, bir kronik hastalığın olup olmadığı çok önemli ve dediğim gibi ameliyatın çeşidi çok önemli. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz, tepkiklerimizi istiyoruz hastaya. Riskini belirtiyoruz, yapılabilecek ve sonrasındaki önlemleri almaya çalışıyoruz. Peki hastaların ameliyat esnasında başına neler gelebilir? Şimdi bu anestezi çok ucu açık bir durum. Yani siz mesela daha öncesinde bir tansiyon hastasıysanız ameliyat esnasında bir hipertansif atak geçirebilirsiniz. Tansiyonunuz çok yükselebilir. Yani bu 220'ler, 230'lar, 240'lar gördüğümüz bir sistolik büyük tansiyon yükseldiklerini görebiliyoruz. Şeker hastasıysanız ameliyat esnasında şekeriniz yükselebilir. Ve çeşitli ameliyat anestezi komplikasyonları vardır. Hani bazı hastalar der ya, ameliyat esnasında uyandım, her şeyi duydum tarzında. Yani %1 oranında da olsa bu tarz anesteziden komplikasyonlar meydana gelebiliyor. Ama anestezi esnasında ne olabilir? Ameliyata bağlı olarak kanamalarınız olabilir, ona bağlı olarak tansiyon düşebilir. Dediğim gibi solunum cihazına bağlanıyorsunuz. Yani akciğerleriniz devre dışı kalıyor kas gevşetici yaptığımız için. O yüzden cihazla solutuyoruz. Cihazla ilgili bazen komplikasyonlar meydana gelebiliyor. Özellikle bu televizyonlarda çok popüler oluyor, hastaya yanlış gaz verildi falan tarzında. Yani çok nadir görülen şeyler ama bunlar da olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Bir soru gelmiş. Anestezinin daha sonraları ortaya çıkabilecek yan etkileri var mı?
Anestezinin şimdi bunu genel ve rejyonel yani bölgesel anestezi olarak kıyaslamak gerekiyor. Genel anesteziden daha sonra çıkacak komplikasyonları çok beklemiyoruz bu açıkçası. Bizim zaten de ameliyat sonrası hastaları takip etme süremiz 24 saat. 24 saatin sonrasında anesteziyle ilgili çok bir komplikasyon da beklemiyoruz. Ama yurt dışında bununla ilgili çok ilginç şeyler var. Mesela bu sezaryenle doğum yapan insanların anestezik maddeden dolayı zekaları düşük olduğundan dolayı filan Amerika'da anestezi uzmanlarına açılmış davalar filan var ama sonuçları çok müsbet değil. Dediğim gibi 24 saat içerisinde genel anesteziden 24 saat içerisinde olanlar oluyor. Ondan sonra çok bir şey beklemiyoruz. Rejyonel anestezi dediğimiz anestezi yani bu spinal anestezi vesaire de özellikle spinal anestezide hastanın bir kanama bozukluğu varsa biz belden iğne yapıyoruz ya bu kanama bozukluğuna istinaden böyle 8-10 saat sonra hastanın hala bacaklarında bir açılma yoksa hasta yürüyemiyorsa fonksiyonlar gelmediyse bazen bel boşluğuna kanama oluyor. Buna bağlı olarak da sinir bası meydana geliyor ve bu çok acil bir durum. Hastayı tekrar ameliyata alıyoruz. Bunun harici hani hastadan bir ay sonra beklediğimiz bir komplikasyon yok anesteziye bağlı olarak. Peki her hasta her ameliyattan sonra yoğun bakıma girmeli mi? Şimdi her Yoksa hasta farklı birbirini takip ediyorsunuz. şimdi yoğun bakım beklentilerimiz şu şekilde. Hani kimleri yoğun bakıma çıkarız daha doğrusu. Her hastayı tabii ki çıkarmıyoruz. Çünkü yoğun bakım hani böyle çok da yoğun bakıldığı çok güzel bir yer değil. Sonuçta bir enfeksiyon ameliyattan çıkıyorsunuz ve enfeksiyona açık bir ortama gidiyorsunuz. Bu çok sağlıklı bir şey değil ama mecburen kaldığımız durumlar var. Mesela bazı hastalar var. Solunum yetmezliği hastalarımız var. Siz daha bilirsiniz. Bu KOAH olsun, astım hastalar olsun. Bunlar ameliyatta almak zorunda kalıyoruz. Ve bunlar ister istemez ameliyat sonrası bizim postop dediğimiz ünitelerde takip etmemiz lazım. Çünkü bu hastaları servise gönderdiğimiz zaman ani solunum sıkıntısıyla ya da solunum yetmezliğiyle karşılaşabiliyoruz. Bunların bir toparlayıp dönmesi lazım. Kardiyolojinin hastaları özellikle. Bunun harici yaşlı ve Zaten biz bunları öngörerek ameliyata alıyoruz. Çıkışta da tabii. yoğun bakımda takibini yapıp da sonra Aynen. tekrar düzelince Evet. servis alınabiliyor. Evet. Mesela ürolojinin yaşlı hastalar var. Onların takipleri çok zor oluyor. Bazen çok uzamış mesela anestezilerimiz vardır. Bizim beyin cerrahisiyle 12 saat aldığımız vakalar vardı ya da plastik cerrahiyle. Bunlar da yoğun bakımda açıkçası komplikasyon gelişmemesi açısından takip etmek istiyoruz. Şimdi kısaca buraya kadar olan kısmı özetlersek, ameliyat olacak her hastanın önce anestezi tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii mutlaka yani sonuçta cerrah nasıl bir ameliyat edeceği hastayı ve bölgesini görüyorsa biz de alacağımız hastanın özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Ya şöyle bir şey var. Mesela bizim anesteziyle ilgili çok ender rastladığımız hastalıklar vardır. Bu malign hipertermi deriz biz özellikle. Bu hastaların ameliyatta ölüm riski %80-90'dır. Bu hastaları önceden bilmemiz gerekir bizim. Yani bunu nasıl biliriz? Geçmişinden sorgularız bu hastayı. Mesela daha önce anesteziye bağlı olarak ailenizde bir komplikasyon gelişti mi? Ya da anne babanız anesteziye bağlı, ya ameliyata bağlı demiyoruz. Anesteziye bağlı uyandırılamama, geç uyandırılma, ameliyat esnasında ölüm vesaire. Bunu mutlaka sorgulamamız gerekiyor. Ya çünkü bunu bildiğimiz zaman ya elimizdeki imkanları arttırıyoruz, üst merkeze gönderiyoruz ya da dediğim gibi anestezi çeşidimizi değiştiriyoruz. Mutlaka Peki görmemiz gerekiyor. çok alkol kullanımı, ameliyat sırasında anesteziden ayılma gibi tesir olabilir Şimdi mi? yani aslında alkolle bizim anestezik cihazların şöyle bir etkileşim var. Bildiğiniz gibi alkol dehidrogenaz enzimiyle yıkılıyor, karaciğerde yıkılıyor. Bu çok alkol tüketenlerde bu enzim çok hızlı olduğu için bizim anestezik ilaçlarımızın da sirkülasyonu bir nebze artıyor. Ama öyle abartıldığı gibi yani alkol alanlar kesinlikle uyutulamaz. Yani alkolikler ameliyatta uyanır tarzı bir şey yok. Ama alkol alanların karaciğer fonksiyonları daha hızlı olduğu için bizim ilaçlarımızda karaciğerde yıkıldığı için yıkım biraz daha fazla oluyor. Bu hastaların anestezi gereksinimleri biraz daha fazla oluyor. Bir de alkoliklerde şöyle bir sıkıntı var. Karaciğer yağlanması ve karaciğer sirozu açısından risk altında oldukları için
Anestezi açısından da risk altında bu hastalar. Ama bu basında çıkan anestezi madde yüzünden işte hasta kaybedildi ya da işte şeyler. Bu hastalığın ameliyat öncesi iyi değerlendirilmesine kaynaklanıyor diyebiliriz, değil mi? Ya şimdi ameliyathane ve anestezi ortam çok farklı bir ortam. Hani gazetede ben de bazen haberler okuyorum. Mesela geçen bir haber vardı, özellikle verdiler haberi. Fox TV'deydi herhalde bir. Şu şekilde lanse ettiler. Hasta kas ameliyata giriyor ve ameliyattan uyandırılamıyor. Ama sonrasında aile anlatıyor, çocuğumuzun kas hastalığı vardı filan diye. Yani siz bu hastayı bir şekilde uyutacaksınız, bir şekilde anestezi vereceksiniz. Yani bu mesela bu kas hastalıklarında anestezik maddelere karşı alerjik reaksiyon riski çok yüksek oluyor. Bunu aile muhtemelen ya aile bilgilendirilmedi ya da haberde bir eksiklik ve yanlışlık var. Mesela dişlerde çok oluyor, diş hastalarında çok oluyor bu. Mesela diyorlar ki çocuğumuz diş çektirmeye gitti, ameliyattan çıkamadı diyorlar. Ama mesela genel anesteziyle diş çektiren hasta grubu zaten hastanın genellikle bu mental retarde altta yatan genetik hastalığı var. Bizim bazı genetik hastalıklarla da ilaçlarımızın bağlantısı çok kötü etkileşim sağlıyor. Yani şekilde ameliyata bağlı bir durum değil, anesteziye bağlı bir durum değil, hastanın genetik hastalığının tetiklenmesine bağlı olarak meydana geliyor. Yani evet, haberleri çok iyi ve okumak gerekiyor. Ama bazen de şey olabiliyor mesela. Bazen bizim anestezi cihazlarımızda son dönemde teknolojilerimiz artırıldı. Tüplerimizin o çap indeksleri falan değiştirildi. Mesela oksijen tüpü azot tüpüne çok uyum sağlamıyor. Eskiden bunlar aynı şeyle birbirlerine giriyorlardı. Aynı düzenekten birbirine takılıyorlardı ama artık öyle bir şey yok. Eskiden yani hastaya oksijen yerine azot verildiği durumlarda olmuş. Bu anesteziden uyanamadığı dedikleri de bu herhalde demin anlattığınız ya işte kalıtsal bir enzimsel eksikliği olanlar, değil mi? Tabii yani dediğim gibi hani anesteziye bağlı ya sırf anesteziden bahsediyorsak bu anesteziye bağlı bir komplikasyonsa ortada iki şey vardır. Ya bir hata vardır kesinlikle. Yani bir tıbbi hata olabilir, bir düzenek hatası olabilir, bir cihaz hatası olabilir. Diğeri de daha çok üzerinde durduğumuz bizim genetik hastalıklarımızdır. Yani genetik hastalıklar bizim anestezik anestezik maddelerimizi tetikliyor ve bunlar çok kötü sonuçlarla yani ölüme kadar giden sonuçlarımız var ve öngörülemiyor. Mesela yani siz kas hastasısınız. Anestezi verdikten sonra anestezinin size alerji yapacak diye bir şey yok. 10 kez ağlıyorsunuz hiçbir şey yok ama 11. de ölüme kadar giden bir komplikasyon gelişebiliyor. Yani bunu öngöremiyoruz. Ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Ameliyat süresinin uzun olması, uzun süre anestezik maddelere maruz kalmak da sıkıntı yaratır mı? Şimdi uzun süreli anestezik maddelere maruz kalma, biz zaten ilk başta hastayı uyutmak için bu indüksiyon ajanı diyoruz. İlk başta damardan verdiklerimizle uyutuyoruz. Daha sonra anestezik gazlar vardır. Yani olay narkoz kısmı. Anestezik gazlarla uyutuyoruz. Bu anestezik gazların da yiyemem. Hani hastada bir böbrek yetmezliği yoksa, bir karaciğer yetmezliği yoksa, sağlıklı bir hastaysa 18-24 saat bir anesteziyi hasta rahatlıkla tolere edebiliyor. Bir problem çıkmıyor. Ama altta yatan bir hastalığı varsa, böbrek yetmezliği varsa, karaciğer yetmezliği varsa bunlara bağlı olarak anestezik maddelerin birikimi olabiliyor. Bu sefer uzamış anestezi ve yan etkileri beraberine getirebiliyor. Ama hasta rahat bir şekilde atabiliyor anesteziyi. Bizim hastalarımız kusarak da atıyor ya, o yüzden bir sıkıntı olmuyor bizde. Peki. Teşekkür ederim. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Thank you.
Evet, tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Başınıza soru gelirse sol taraftaki soru butonunda bize sorunuzu ulaştırabilirsiniz. Evet, Kemal Bey, bir anestezi uzmanı olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Anestezi uzmanlarının başka ameliyatlar dışında hangi işlerle uğraşırlar? Şimdi anestezi uzmanları genel olarak primer çalışmalarımız ameliyathanemizin sabah itibariyle başlayıp akşam ameliyatlarımız devam ediyoruz. Aynı zamanda bizim yoğun bakımımız vardır. Yoğun bakıma bakıyoruz ve alkoloji dediğimiz ağrı üzerine de uğraşıyor anestezi uzman arkadaşlar. Yoğun bakımda uğraşan arkadaşlar ayrı zaten tüm gün içerisinde o branşa, o bölüme bakıyor. Alkoloji ile uğraşan arkadaşlar işte o biraz daha spesifik. Nelerle uğraşıyor ağrıyla uğraşan arkadaşlarımız? Bu bel fıtıkları vardır, diz ağrıları vardır, omuz ağrıları vardır. Özellikle kanser ağrıları vardır. Bu tarz ağrı işleriyle de yaygın olarak uğraşılabiliyor. Enjeksiyonlarımız vardır. Mesela bel fıtıklarında bir faset eklem dediğimiz bel ağrılarını özellikle enjeksiyonlar yapıyoruz. Ya da bu omuz tutulumlarında donuk omuz dediğimiz omuzlara müdahale ediyoruz. Sinir stimülatörleriyle oraya ilaçlar verip oraya uyuşturuyoruz. Başka diz eklem ağrılarına müdahil oluyoruz. Onun haricinde kanser ağrıları vardır. Kanser ağrıları için kalıcı katheterler takabiliyoruz hastaya. Bel boşluğundan daha üst boşluklardan epidural kateter dediğimiz kateterleri yerleştiriyoruz. Ve hastaya kalıcı tünellik dediğimiz kateteri cilt altından kateterize edip hastanın eline ağrı şeyi veriyoruz, pompası veriyoruz. Bununla kendi ağrısını kontrol ediyor. Çok konforlu bir yöntem. Başka nelerle uğraşıyoruz? Özellikle ağrısız doğum bizim alanımız. Yoğun bakımdan biraz bahsedebilir miyiz? Yoğun bakım, yani özellikle hastalar ve hasta yakınları bu bir sokak olarak görüyor. Gerçekten böyle mi? Sağ kalım oranları ne? Teknoloji ilerledikçe bu durum daha da iyileşecek mi? Yani şimdi yoğun bakımda ne tarz hastalara baktığınız çok önemli. Hani hasta grubunuz çok önemli. Sizinle bizim ortak takip ettiğimiz grup vardı. Solunum yetmezliği hastaları. Bunların bile yani dünya üzerinde sağ kalım oranları %60 oranında hastalara eksi oluyor. Hastaları kaybediyoruz. Özellikle bu solunum yetmezliğiyle ya da kuaför üzerine binmiş solunum yetmezliğiyle takip eden hastalarımız çok zor takip etmeleri. Bizim hasta grubumuz mesela hangi grup bizim yüzümüzü güldürüyor? Travma hastalarımızdan beklentilerimiz bizim çok yüksek oluyor. O hasta grubunun eşlik eden çok bir yandaş hastalığı olmadığı için onların tedavisi daha kolay oluyor. Yoğun bakım tabii her hastanede bulunması gereken bir şey ama yoğun bakımda kendine ait birçok komplikasyonu beraberinde getiriyor. Özellikle uzun süreli kalımlarda hastaların mesela biz hastalara bunu anlatamıyoruz. Hastalar da anlamak istemiyor çok fazla. Çünkü yakınları yoğun bakımda olduğu için acıta oluyorlar. Nedir problemimiz? Yoğun bakımda çok uzun süre kaldığımız zaman enfeksiyonla mücadele başlıyoruz. Yani neden enfeksiyonla mücadelemiz başlıyor? Siz hastanın beslenmesini damardan yapıyorsunuz. Diğer bilinci olmadığı için diğer beslenmesini burundan mideye gönderdiğimiz bir katterle yapıyoruz. Hastanın idrarını sondayla alıyoruz. Hastayı bir de solunum cihazına bağlıyoruz. Bunlar hepsi bir enfeksiyon kaynağı. Üstelik bunlar bindiği zaman bu hastalar mutlaka bir enfeksiyon geçiriyor. Hele bu 48 saati ya da 72 saati aştığı zaman yoğun bakım enfeksiyonları bizi bekliyor artık. Yoğun bakım enfeksiyonları gelişiyor. Yani yoğun bakımda giren hasta ölüyor mu? Yok, öyle kesinlikle öyle bir şey. Yani teknolojinin ilerlemesiyle yoğun bakımda ilerler mi? Bu da çok zor bir soru. Çünkü teknolojiyle birlikte enfeksiyonlarımız artıyor. Yani yoğun bakımda kalış süresi uzadıkça enfeksiyonumuz artıyor ama teknoloji bize ne gibi şeyleri getirir? Onu bilmiyorum hani açıkçası. Antibiyotik, yeni antibiyotikler mi yaparlar? Şu anda çok ciddi bir antibiyotik direncimiz var yoğun bakımlarda. Yeni bir antibiyotik mi getirir? Ama öbür teknolojik açıdan solunum cihazlarıyla ilgili bir problemimiz yok. Zaten en son teknolojiler kullanılıyor. İnsanların solunum cihazlarını kullanmak için daha tecrübeli olması gerekiyor. Cihazdan ziyade insan tecrübesi gerekiyor. Diğer yönden hani cihaz yönünden ne gibi bir ilerleme olur bilmiyorum ama hastane enfeksiyonlar nasıl kontrol edilebilir derseniz
Hastanenin şartları güzelleştirilebilir. Hasta ziyaretleri düzenlenebilir. Havalandırmalar daha güzel olabilir. Yok, bu şekilde hasta ziyareti olur mu? Şimdi yoğun bakımda hasta ziyareti, yani beklentiniz olan hasta grupları vardır. Mesela hastayı siz birkaç hafta yoğun bakımda takip etmeniz gerekir. Hastanın bilinci açıktır. Yakınlarını görmesi moral sağlar, moral verir hastaya. Bu tarz hastaların ziyaret etmesini açıkçası kendim de uygun görüyorum, istiyorum. Ama öbür türlü mekanik ventilatöre bağlı, hiçbir beklentimiz yok hastaya. Beklentimiz yok dedim, hastanın bir bilinci yok. Hastayı biz uyutuyoruz. Özellikle bu hastaların hastaya bir faydası olmasından değil, hastaya yakınlarını rahatlatmak için bazen yoğun bakım aldığımız oluyor. Çok baskıdan dolayı. Yani biz şöyle diyebilirim, bizim silecek almamız hasta yakınlarının o daha sağlıklı. Yani her hastayı almak, hasta yakın almaktan ziyade biz seçerek alsak daha sağlıklı olacak. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Anestezi, yoğun bakım ya da ağrı tedavisiyle ilgili. Ya anesteziyle ilgili insanların bir kere rahat olmaları gerekiyor. Yani çok büyük bir korkuyla gitmeleri gerekmiyor. Ayışta olmaları gerekmiyor. Önceden anestezi muayenelerini çok düzgün bir şekilde yaptırmaları gerekiyor. Yani şunu dememeleri gerekiyor. Benim annem çok yaşlıydı, getirmedim. Bunu yapmıyorlar. Ya, özellikle yapmaları gerekiyor. Bizim doktor arkadaşlarının her hastayı görmemiz gerekiyor. Her hastayı düzgün bir değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü tamamen ucu açık bir durum. Nereye gideceğini bir kestiremediğiniz bir durumda hastayı önceden görüp düzgün bir değerlendirmemiz gerekiyor. Korkmamaları gerekiyor. Biz onlar için en iyi seçimi zaten yapıyoruz ve kendilerine öneriyoruz. Ne şekilde öneriyoruz? Mesela sezeryen hastalarında, mesela sezeryen olacak hastalarında özellikle spinal anestezi öneriyoruz. Yani belden aşağısını uygulamamız. Neden bunu öneriyoruz? Birinci olarak çocuğa geçir anestezi miktarını azaltıyoruz. İkincisi annenin bir an evvel ayılıp çocuğunu emzirmesini sağlaması açısından bunu öneriyoruz. Örnek olarak anlatıyorum. Onun harici hastanın bu ameliyat sonrası ağrılarının azalması açısından spinal anestezinin avantajlarını anlatıyoruz. Bunlar hakkında bilgilerini veriyoruz zaten. Onun harici ameliyathanede ekstra bir şey gelir mi gelmez mi? Dediğim gibi altta yatan bir hastalığı varsa o tetiklenme ihtimali var. Ama normal sağlıklı bir hastanın her şey yolunda giderse çok beklediğimiz bir şey değil. Yani. Zaten biz ameliyat boyunca hastaların ameliyatlar bitene kadar başlarında bekliyoruz. Anestezi teknisyen arkadaşlar hiçbir şekilde başından ayrılmayacak şekilde bekliyorlar. Biz de ameliyatların ve odaların durumuna göre, sayısına göre, kendi sayımıza göre hastaların başına zaten sürekli bir hekim arkadaş ve anestezi teknisyen arkadaş bulunuyor. O yüzden rahat olsunlar. Onda bir problem yok. Ama dediğim gibi... Ben de bir hekimde bulunmak istiyorum. Ameliyat öncesi özellikle sigara kullanan kişiler, ameliyat planlanan tarihinden 8 hafta önce sigara bırakırsa ameliyat ve sonrasında karşılaşacak komplikasyonlarda da yapılan çalışmalarda anlamlı olarak alınma görülmüştür. En az 8 hafta önce sigarayı bırakmak postop komplikasyonları da çok önlü. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz bugün bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, haftaya 22 Nisan Perşembe akşamı çocuklarda göz sağlığını konuşmak üzere Doktor Şeyda Atabay ile birlikte olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.